Bugün sizlere Mokum Sterilizasyonu'nun teknik özellikleri ve bakım hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Bunu vermemdeki amaç hem pratik açısından hem de kullanılan asistanımız gerekli sayın hekimlerimiz tarafından çok pratik olarak kullanılması için vereceğim. Öncelikle cihaza teknik özellikler olarak başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızda fiş takma yeri burasıdır. Çıkan fişi takıyoruz. Taktıktan sonra burada aç kapa düğmemiz var. Burada da görmüş olduğunuz gibi USB cihazımız var, takılabiliyor. Bundaki amaç şu, bütün sterilizasyon yapılıyor. Cihazın sterilizasyonu hakkında bütün bilgileri kaydedip orada bir çıktı olarak bilgisayarınıza aktarıp bütün çıktıları alabiliyorsunuz, elde edebiliyorsunuz. Cihazımız görmüş olduğunuz gibi elektronik. Burada minimum su seviyesi, yani cihaz Türkçe kullanımlıdır. Üst sağ haznede temiz suyu koyuyoruz. Şurada maksimum seviyesi var. Yaklaşık 4 litre yaklaşık su alır. Damıtılmış su kullanıyoruz kesinlikle. Burada da pis su haznemiz var. Temiz suyu koyarken aynı zamanda da pis suyu alıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi temiz su ve pis su giriş ve çıkışları mevcut. Burada da aynı zamanda pis su çıkışımız mevcut. Şurada görmüş olduğunuz sağda iki tuş tamamen girişler. Bunlar servis, teknik servisle alakalı. Sadece buradaki pis suyu hortumu takıp buradan bir kapla alıyorsunuz efendim. Sağ tuşla okeyliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sterilizasyon işareti çıkıyor. Bunu da sağ işaretle okeyliyorum. Şurada ok tuşlarıyla, aşağı yukarı ok tuşlarıyla buradan program seçebiliyorum. Burada 134 derece evrensel B dedi. Otoklava girebilir her şey. Yani pamuklu pamuksuz dediğimiz bütün ürünleri kullanabiliyoruz. Yine 121 derece evrensel dediğimiz programımız var. Burada da 121 derecede otoklava girebilir her şey. Bunun sterilizasyon süresi bir evrensel 134 dereceye göre biraz daha uzundur. Yaklaşık olarak 1 saat, 1 saat 20 dakika falan sürüyor. Bir diğer programımız ise 134 derece boşluk. 134 boşluktaki kasıt, içi boş olan malzemeleri kastetmektedir. Bunlar jeli aspiratör kanüllerimiz, 3 programımız sprey dış kılıfları olabilir. İçi yani adından anlaşıldığı gibi içi boş olan malzemeler. Bir diğer programımız ise 134 cisim. Cisimde de küt olan malzemelerimiz, yani bunlar davye takımları, elevatörler ve benzeri gibi. Burada bir diğer program 134 derece priyon. Priyondaki en önemli özelliklerden bir tanesidir otoklav için. HIV ve ya da virüs taşıyan, hastalık taşıyan şüphe duyduğunuz bir programdır. Onu da buradan kullanıyorsunuz. Bir diğer kullanıcı tanımları dediğimiz, bu çoklu olan klinikler için geçerli bir programdır. Normal klinikler için gerek yoktur. Buradan programımızı seçiyoruz. Hangi programı kullanacaksak. Sağda görmüş olduğunuz tuşla okeyleyip iki kez sterilizasyon süresi buradan başlamış oluyor. Evrensel B'nin yaklaşık olarak süresi 44 dakikadır. Burada ısınma süresi, buhar süresi, vakum süresi ve kurutma süresi olarak 4 evrede oluşmaktadır. Burada görmüş olduğunuz bakteri filtremiz var. Bu da yaklaşık olarak kullanıma bağlı olarak tamamen kararma olacaktır. Zaten burada uyarı işareti olarak da ekrana gelmektedir. Bakteri filtresini değiştirin diye. Otoklavla birlikte yedek bir tane verilmektedir. Bittikten sonra da tekrardan talep ederseniz şirketten temin edebilirsiniz. Yedek olarak alabilirsiniz yani. Şimdi size ben otoklavın özelliklerinden sonra bakım ile alakalı bilgi vermek istiyorum. Bunu da 5 maddeden oluşturmak istiyorum. Birincisi, kesinlikle elektriğin kapalı olması lazım. Haftalık periyodik bakarken en önemli hususlardan bir tanesi elektriğimizin kapalı olması lazım. 2. Kazan içi bakteri filtresinin temizlenmesi. 3. Kazan kapağının ve karşılığının temizlenmesi. 4. Kazan içinin alkolü bezle silinmesi ve bunu temizlerken arka iç proba değmemeye özen göstereceğiz. 5. Kesinlikle damıtılmış su kullanıyoruz. Yani kazanın sterilizasyon cihazımızın daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı çalışabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle damıtılmış su kullanıyoruz. Bunu da yaparken damacanayla ya da herhangi aldığımız içme suyunu koyup damıtırsak daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. Burada elektriğimizi buradan sağda görmüş olduğunuz gibi, daha önce bahsettiğim gibi buradan kapatıyoruz.
temizlik yapmak için. Kazanın iki filtremiz var, görmüş olduğunuz gibi çok basit ve pratik, elle çeviriyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi filtre var, eri çevirip 3 gram sprey dediğimiz hava su şırıngası temizlik yapabiliriz. Karşına görmek zorundayız ki temiz olduğunu anlayabilelim. Tekrardan temizledikten sonra takıp tekrardan yerleştiriyoruz. Buradan kapak contası dedik. Bu dönen bir tekerlek olduğundan dolayı şuradan sabit tutup elimizle sabitleyip etrafını alkollü bezle alabiliriz çok rahatlıkla ve iç şeylerini de alabiliriz. Plastiklerin görmüş olduğunuz kauçun içinde temizleyebiliriz. Aynı zamanda şu karşılığını temizlememiz lazım ki kir vesaire leke kalmasın diye. Dördüncü maddemiz kazan içinin temizlenmesiydi. Bunu da alkollü bir bezle siliyoruz. Silerken de arka proba değmemeye özen gösteriyoruz. Beşincisi kesinlikle damıtırmış su kullanıyoruz. Otullarla ilgili anlatmak istediğim bundan ibaret.